Çözüm Stüdyomuzdan merhaba. Bir hafta sonu tekrar birlikteyiz. Önümüzde oldukça eski bir Casper Nirvana WS76 model tarzı bir makine bulunmakta ve bunun BIOS'unu güncellemeye çalışıyoruz. Peki nasıl yapacağız? Ona bakalım. Tabii ki Windows 98 ortamı gibi bir DOS alanına ihtiyacımız var ve biz de bunu flash bellekteki mevcut USB ISO boot sistemi ile sağlamaktayız. Şöyle bir deneme yapacağız. HDD rack ISO'su içerisine dosyayı gömmeye çalışacağız ama gördüğünüz gibi makina yine dondu. Makinada güney köprüsü ısındığı zaman işlemler yarıda kalarak duruyor. Sorunu bu. Dosyaları Teknopat üzerinde bulduk, indirdik ama henüz atmak için bu makineyi kullanamıyoruz. Gene dondu gördüğünüz gibi. Hal böyle olunca pile basıp kapatacağım buradan. Flash belleği öbür bir makinede hazırlayacağım. Şöyle altını göstereyim size. Gördüğünüz gibi burada model ve seri numaraları yazmakta. Etikette de W76S yazıyor. Anakart Clevo diye bir markaya ait ve W7X0S diye bir anakart, ne olduğu belli olmayan, tuhaf Sis Yonga setleri kullanıyor. Onları da şöyle görebilirsiniz. Bir tanesi şurada, oldukça ısınan güney köprüsü. Büyük ihtimalle SATA SSD taktığımız için buraya, bu köprü çok fazla veri trafiğine maruz kaldığı için oldukça sıcak çalışmaya başladı. Bir diğer etmen de son derece eski bir cihaz olduğu için artık etraftaki bileşenlerin eski randımanını vermediği için bunun üzerinde bir arıza oluşması, soğutucusu da yok zaten. Bunun içerisinde de 672 FX Kuzey chipset bulunuyor. DDR2 667'ye kadar desteği var. Böyle bir makine. İşlemci son derece serin çalışırken en çok anakarttaki yongalar ısınmakta. Sistem az önce de gördüğünüz gibi dondu. Bu donma işlemini Windows formatlarken bile yapabiliyor. Yani rastgele bir şekilde gelişiyor. Şöyle biraz yerleyelim, öbür bilgisayarda da bunu hazırlamaya çalışalım. Şimdi indirdiğimiz dosyalar şöyle. Önce BIOS, sonra EEC firmware güncellemesi yapacağız. Haliyle bunları da bu ISO dosyasına atmamız lazım. Bunun için Ultra ISO aracıyla kullanıyorum. Burada da daha önce bir G41 anakart BIOS'u yerleştirmiştim. ROM'la BAT şeklinde de o BAT dosyasıyla kendisini güncellemiştik. Şu anda ona da gerek kalmadı tabi. Ama bu da dursun içerisinde. Biz yeni bir klasör buraya. Kes diyelim. Kas. Şimdi kasın içerisine önce V7X BIOS'u atalım. Dosyanın adı aynı zaten. Update BAT'a bastığınızda bunları çalıştırıyor. Sonra EEC Flash'a gelelim. EEC Flash aslında bir çeşit firmware. KBC ROM olarak da geçiyor ve ilk açılıştaki bileşenlerin gerilimlerini barındıran bir çeşit donanım yazılımı. Bunun da dosyaları aşağı yukarı aynı. İçinde update ve flasher eksesi ortak ama dosya ve yükleme komutları farklı. Bu yüzden bu not defterinde yazan update button adını değiştireceğim ve update 2F gibi ISO dosyasının içine kaydedip flash belleğe geri atıyorum. Bu hem harici güç kaynağı üzerinden 0.21 amper çekerek pilini doldurmaya çalıştığında hem de entegre bataryanın takılı şekilde BIOS güncellemeye hazırız. Çalıştıralım ve flash belleğimizle başlatalım. Boot etme işlemi ilk olarak zaten flash bellekle gerçekleşiyor. Kendi ESATEC açılış menümü görüyoruz ve buradan hemen çıkarak DOS ortamına düşmekteyiz. Şimdi buradaki dosya içerisinde benim dosya yer almıyor. Bu nedenle farklı dizinleri araştırıyorum.
Bu flash belleğin içerisi. Burada kes isimli klasörde bizim dosyalarımız var. İlk olarak yapmamız gereken up2fiver değil update.bat dosyası. Sadece update yazıyorum. Evet, böyle bir uyarı geldi. Memory bellek yöneticisi flashlanamaz gibi bir uyarı verdi. Acaba bunu USB'den çalıştırdığı için mi yapamadı? Onu pek anlayamadım. Okey, şunu yapabiliriz. Mevcut sistemin bir backup'ını alalım. Bunu yapmak için phlash16 yazarak uygulamayı bir düz çalıştıralım. BIOS.vph diye bir dosya arıyor ve ona hata veriyor. Bu yüzden de çalışmıyor. Bizim indirdiğimiz dosyalarda da öyle bir şey çıkmadı doğrusu. O zaman buradan up2fv de yapsak bu iş olmayacak demektir. Peki. Evet, sistem güzel bir şekilde ampere bindi. Evet, şu anda gördüğünüz gibi başarıyla yazıldığını söylüyor ama bir işlem daha yapacağız. O yüklemeyi de nasıl yapıldığımı size göstereyim. Şimdi BIOS revizyonu arttı. İkinci bir alan daha arttıracağız. Burayı yine eski haline getireceğim. Bunu 128'e düşüreceğim. Şu enable olacak. Ve flash bellekten başlamak üzere bunu yukarı çıkartacağım ve exit diyeceğim. Şimdi BIOS'u Baldur DOS imajı ile nasıl start verdiğimizi göreceğiz. Bütün emülatör modları bu BIOS güncelleme işleminde sıkıntı çıkarıyor. Yumi üzerinden Free Baldur DOS imajı indiriyoruz. Bu 1.5-2 MB arası ufacık bir dosya. Çalıştırıyoruz. Bize birkaç tane opsiyon çıkarıyor. Mesela az önce bizi BIOS atma uygulamasının uyardığı Hyman ve benzeri emülatörler ile çalışamıyorum demişti. Biz de burada FXMS'i denedik, yine olmadı. Bu sefer artını yazmadı, direkt Based 186 tabanlı native saf DOS ortamı çalıştırıyoruz ve C'ye geçiyoruz. C bizim buradaki flash belleğimizin kendisi oluyor. Hemen ilgili klasörümüze gidiyoruz ve uygulamayı görüyoruz. Şimdi burada update bat yapmıştık. Sırada up2fv olarak isimlendirdiğim bat dosyası var. Bunu çalıştırıp ikinci dosyayı da yazdırıyorum. Yani BIOS üzerine bir yama daha ekliyoruz. Bu da bu şekilde gerçekleşiyor. Önce platform doğrulaması sağlanıyor. Fan maksimum hıza çıkıyor. Ve kısa bir sürede işlem tamamlanarak bize bipli bir uyarı verdi ve kapandı. Artık bu işlem de tamamlandı. Şimdi kendini kapatıp kendinden açtı. Flash'ı da çıkardığımız için tekrar işletim sistemi açılmaya devam edecek. Bakalım sistemimizdeki stabilite sorunu, donma, kasma gibi şeyler gidecek mi, göreceğiz. Evet, sistem açıldı. Daha sonra yine BIOS ayarına girip ayarları düzeltiriz ama şöyle bir bakalım. Driver güncellerken bile donuyordu. Özellikle şu A kartı
tuşa basarak çalıştırma yöntemiyle. Klavyeden FN tuşu kombinasyonu ile etkinleşiyor Wi-Fi. Driver'ını güncellemiştik. Bakalım, evet, 2010 Realtek sürümüne geçmiş. Microsoft sürümü yerine internet artık çıkabilir. İşlemcimiz 48-50 derece arasında. Anakart VWX0S. Clevo SIS chipsetler kullanılıyor. 672 FX kuzey ve en çok ısınan SIS 968 güney yongasına sahip. Büyük ihtimal SATA SSD bu güney köprüsünü oldukça yoruyor. Çok hızlı tepki verdiği için. BIOS sürümümüz aşağı yukarı yine 2009 yılına ait. Ama bir tık daha iyi gibi oldu. Bakalım, göreceğiz. Bu Casper'ın akıbeti 3 GB RAM ile yoluna devam etmekte. SSD ile yine çalışıyor. Daha hızlı sanıyor. Gelecek çalışmalarda bir MacBook Pro'yu temizliyor olacağız. Yine bir Intel sistemi inceleyeceğiz. Ryzen'da yine. Görüşmek üzere, hoşçakalın.